Sevgili seyirciler, Suriye'nin Halep kentinde kaçırılan Türk kameraman Cüneyt Ünal'dan 30 gündür haber alınamıyor. Ünal'ın kaçırıldığı günden bu yana yaşananları arkadaşımız Erman Yapan derledi. Şimdi onu izleyelim. Daha sonra da eşi Nuran Ünal stüdyomuzda olacak. Suriye'nin Halep kentinde 21 Ağustos'ta Suriye askerleri tarafından rehin alınan Türk gazeteci Cüneyt Ünal ve Filistinli Başar Fehmi Kadumi halen rehin tutuluyor. Cüneyt Ünal'ın hayatta olduğuna dair en büyük kanıt 27 Ağustos'ta yayınlanan videosuydu. Ancak Suriye'de yönetime yakınlığıyla bilinen televizyon kanalında yayınlanan görüntüler tartışmaları da beraberinde getirdi. Ünal o röportajda Suriye'ye nasıl girdiğini anlatırken sık sık silahlı gruplarla birlikte hareket ettiğini anlatıyordu. İstanbul'dan Hatay'a uçakla geldim. Hatay'dan Kilis'e arabayla geçtim. Kilis'ten Ezes köyüne yanımdaki silahlı grupla birlikte geçtim Ezes köyüne. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ünal'ın bu sözleri kendisine ezberlettirilmiş bir metinden okuduğunu ifade etti. Aynı görüşü eşi Nuran Ünal da paylaştı. Türk kameramanı Halep'e kadar götüren grup, Özgür Suriye Ordusu'nun en büyük silahlı kanadı olan Tevhid Liva örgütüydü. Örgütün lider kadrosu 4 Eylül'de İstanbul'da Türk gazeteciden haber alınamadığını açıkladı. Türkiye Haber Kameramanları Derneği üyeleri de 5 Eylül'de Cüneyt Ünal ve Başar Fehmi Kadumi'nin serbest bırakılması için protesto gösterisi düzenledi. Ünal'ın teröristlik iddiasıyla Suriye televizyonlarında görüntülerinin yer aldığı hatırlatılarak terörist değil gazeteci yazılı pankartlar açan grup bir süre alkışlar eşliğinde Şam yönetimini protesto etti. Nerede olduğu konusunda sır perdesi halen aralanamayan Cüneyt Ünal'ın esaretinin üzerinden tam bir ay geçti. Sevenleri bir an önce serbest bırakılmasını bekliyor. Birçok ulusal kanalda profesyonel kameraman olarak çalışan Cüneyt Ünal, Libya'da çektiği görüntülerle de en iyi görüntü ödülünün sahibi olmuştu. Terörist değil, gazeteci. Belki de buradaki en önemli mesaj bu olsa gerek. Cüneyt Ünal yaklaşık 30 gündür bir esaret yaşıyor Suriye'de, kendisinden haber alınamıyor. Fakat burada biz gazeteci arkadaşları da bir an önce arkadaşımızın serbest bırakılması için en azından durumunu öğrenebilmek için çabalıyoruz. Bu akşam da Suriye Konsolosluğu'nun önünde yeni bir eylem olacak. Yine gazetecilerin katıldığı bir eylem olacak ve yine o mesaj verilecek. Terörist değil, gazeteci. İşte şimdi Cüneyt Ünal'ın eşi Nuran Ünal stüdyoda konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Allah kolaylık versin diyorum öncelikle konuşmamıza başlamadan önce. Bize biraz öncelikle Cüneyt'ten bahsedin. Nasıl biri, işini nasıl yapan birisi, biraz bunları alalım sizden. Cüneyt 17 yıllık bir kameraman, profesyonel bir kameraman. Zaten geçen sene ve ondan önceki senelerde almış olduğu ödüllerden de bunu görebilirsiniz. Cüneyt işini çok seven, mesleğini çok seven bir kameraman. Hatta şöyle söyleyeyim, benim 1,5 yaşında bir kızım var. Ben onu dünyaya getirirken Cüneyt Libya'daydı. Yine işini yapıyordu. Yani en güzel, en mutlu anlarımızdan bir tanesi. Ama yine Cüneyt işinin başındaydı. Yine bu en son Suriye olayında da yine bayram günü, biliyorsunuz bizim için çok önemli olan bir gün. Yine bizim yanımızda yoktu. Yine işinin peşindeydi. Evet, Arife günü mü aldınız siz haberi? Ben Arife günü almadım. Arife günü Suriye'ye gitti. Hı hı. Bayramın üçüncü günü bu olay oluyor. Hı hı. İkinci günü bu olay oluyor. Üçüncü günü ben haberi aldım. En son ne zaman konuştunuz Cüneyt'le? En son olayın olduğu günün sabahı bir mesaj almıştım kendisinden. Sabah 9.30 civarında Suriye'ye geçiş yapıyorum diye bir mesaj atmıştı bana. Zaten her giriş çıkışında bana bilgi veriyordu. Ya arardı ya da mesajla bildirirdi. En son aldığım mesaj oydu. Bayram dolayısıyla ayrı geçirdiğimizden dolayı bana bir çiçek göndermişti. Onun şeyle tekrar bir geri dönüş yapayım dedim ama telefonu kapalıydı. Ben hala hani Suriye'de dönmedi, telefonu çekmiyor diye düşündüm. Hı hı. O akşam zaten
hiçbir şeyden haberim yoktu. Akşam saat 6 civarında bu olaylar gerçekleşmiş. Ertesi günü tekrardan hani şeyi düşündüm, yine herhalde orada kaldı, o yüzden telefonları çekmiyor. Ertesi günü sabah görüşürüm diye düşünüyordum ama maalesef sabah bu haberlerini aldım. İlk ölüm haberiyle, çok kötüyle başladım açıkçası ben. İlk ölüm haberini aldım. Yıkıldım zaten. Daha sonraki günlerde hani kaçırıldığını, kayıp olduğunu, çok çok sonra da Suriye rejimin elinde olduğunu öğrendim. Zaten bir hafta sonra da videosu yayınlandı. Orada bayağı bir darp edilmiş, işkenceye maruz bırakılmış. Böyle ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Yani ya, orada işte silahlı gruplar, silahlı gruplar diye bir tabir var. Sürekli kullanılan bir tabir var. Zaten Dışişleri Bakanlığı da onun dikte edilen bir metin olduğunu söyledi. Fakat ben sizden de duymak istiyorum. Yani o sözler Cüneyt'e mi ait? Normal, siz Cüneyt'i tanıyan birisiniz. Onunla beraber yaşayan birisiniz, eşisiniz. O sözler yani ona mı ait? Ait olmadığını, yani ait değil diyorsanız bunu nereden çıkarıyorsunuz? Neye göre söylüyorsunuz? Onu bir sizden duymak istiyorum. Cüneyt ben konuşurken çok rahat konuşan bir insan. Konuşma tarzı olsun, o anki hareketleri olsun. Yani orada ben Cüneyt'i görmedim. Orada konuşturulan bir Cüneyt vardı. Ya o benim kocam değildi yani. Orada konuşan benim kocam değil. Çünkü benim eşim hem konuşurken çok rahat konuşabilen bir insan. Orada gördüğüm korku. Gözlerinde zaten bir korku var. Tereddütlü bir bitkin zaten, görüyorsunuz hani suratında morluklar, yüzündeki morluklar, bu zaten zorla söyletilen bir şey. Kızı izledi mi? Kızım 1,5 yaşında, tabii ki izlettirmedim. En doğrusunu yapmışsınız. Yani böyle bir durumla karşı karşıya bırakmak peki, istemiyorum. Peki bu durumla ilgili herhangi bir şey söylüyor musunuz? Yani veya işte illaki bir baba diyordur. Tabii ki. Yeni konuşmaya başlıyordur tahminimce. Tabii ki. Benim kızım her gece babasının omzunda yatarak uykuya dalardı. Şu anda 30 günden beri mahrum bundan. Gece birlere ikiye kadar uyumuyor artık. Yani babasının omzunu arıyor açıkçası. Her uykudan kalktığında da direkt babasını arar evin içinde. Yani hayatımızdan bir 30 gün çalındı. Hem Cüneyt'in, hem benim, hem kızımın. Suriye hükümeti bizim hayatımızdan 30 gün çaldı. Hala ne kadar devam edecek bunu da bilmiyorum. Bir an önce Suriye'nin eşimi, gazeteci Cüneyt Ünal'ı serbest bırakmasını istiyorum. Cüneyt'in artık serbest bırakılmasını istiyorum. Mesleğini yapan gazeteci, yani onun hiçbir amacı, hiçbir ideolojisi, hiçbir siyasi, siyasetin bir parçası değil. O oraya sadece habercilik yapmaya gitti. Mesleğini icra etmeye gitti. Bize bakabilmek için gitti. Ailesini geçindirebilmek için gitti. Bırakılsın artık. Yeter diyorum. Evet. Peki yani şüphesiz burada hepimize bazı görevler düşüyor. Siyasi iradeye bazı görevler düşüyor. Bu işle ilgilenen illaki dışişlerinde bir masa oluşturuldu. Onlara düşen görevler belli. Biz basın olarak da tabii işte sürekli bunu gündemde tutma en azından görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Siz bu süreçte, yani bu 30 günlük süreçte neler yaşadınız? Biraz da onlardan bahsedin bize. Ben bu 30 günlük süreçte, dediğim gibi, Cüneyt olmadığı için bir yarımız yok yani. Yarım bir hayat yaşıyoruz şu anda. Bu soruyu şöyle de soruyorum. Yani bir eş olarak, şimdi hepimiz bu işi yapanlardan en azından bahsedecek olursak, gazeteci olarak hepimiz bir yerlere, görevlere gidiyoruz. Arkamızda ailemizi bırakıyoruz, çocuklarımızı bırakıyoruz. Ya da bu sadece gazeteci için geçerli değil. Yani farklı mesleklerde bulunan kimseler için de geçerli. Bir eş 30 gündür eşinden haber alamadığında ne hissediyor? Bunu insanlar merak ediyordur sanıyorum. Ne hissedebilirim, dediğim gibi yani. Zor, biliyorum yani bunları anlatmak zor ama en azından belki kelimelere dökebilirsiniz diye düşünüyorum. Dediğim gibi yarım bir hayat yaşıyoruz şu anda. Kızım da ben de. Ben kızım hem babalık hem annelik yapmak durumundayım. Çok zor geçiyor. Her akşam saat 7'de Cüneyt eve bir ekmek ve bir sütle gelirdi. Şimdi yok. Ben her akşam saat 7'de kapı çalacak ve Cüneyt gelecek diye bekliyorum. İnşallah
En kısa zamanda o iyi haberi de alırız, hep beraber alırız. Yani sizi de ben çok fazla zorlamak istemiyorum ama şüphesiz bunu da bir şekilde bizler gündemde tutacağız, tutmaya devam edeceğiz. Bu akşam da yine Suriye Konsolosluğu'nun önünde yine eylem yapacak arkadaşlarımız. Onlara da buradan desteğimizi veriyoruz. Peki ben son olarak sizden geri döndüğü takdirde ne yapacaksınız onu sorayım. Çok özelle girmek istemiyorum ama inşallah geri dönecek diye tahmin ediyoruz. Ne yapardınız geri döndüğünde? Ne yapardım? Tabii ki sıkı sıkı sarılacağım. Mesleğine devam etmesi için de yani devam edecek, tabii ki edecek. Elimde destek olacağım, tabii ki olacağım. Sonuçta dediğim gibi bir gazeteci, bir suçlu değil o. Mesleğini yapıyor. Yani bu sadece gazeteci, bir doktora da aynı şekilde söyleyebilirsiniz. Yani mesleğini yapan bir insana siz hayır yapmayacaksınız gibi bir şey, engel koyamazsınız. Ben desteğim yani, eşimin arkasındayım. Evet, o desteği biz başından beri tabii sizi de hep gördük. Siz de dik durmaya çalışıyorsunuz. Bu açıdan da hani tebrik ediyorum sizi de. Çünkü şüphesiz zor. İçinde bulunduğunuz durum da zor. Ama dediğim gibi ümidimizi kesmiyoruz. Son ana kadar yine ümitler olmaya devam edeceğiz. Ve inşallah da arkadaşımız en kısa sürede sağ salim buraya dönsün İnşallah. İstiyoruz. Ben sizden son cümlenizi alacağım. Ondan sonra da size teşekkür edeceğim. Daha fazla yormak istemiyorum çünkü. Dediğim gibi bir 30 günü geçirdik. Bir 30 gün daha geçmesin. Bir an önce Suriye eşimi Cüneyt Ünal'ı serbest bıraksın. Tutmak için bir gerekçe yok. O bir gazeteci. Artık eşime, kızımın babasına kavuşmak istiyoruz. Evde bekliyorum. Evet. Nurhan Ünal, ben teşekkür ediyorum size. Hem Allah kolaylık versin diyorum. Hem de dediğim gibi ümidimizi kesmiyoruz. Hep beraber ümitler olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim.